Evet, Berat Bey'le gezmelere gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? Berat'cığım nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz. Elini ağzından bir çek, hiç duyulmuyor ya. Bir daha söyle. Biz mavi çiğitara gidiyoruz. Mavi çiğitara gidiyoruz. Beyazı sevmedin mi sen? Sevdim. Niye sevmedin lan? Sattın hemen beyazı. Niye? Beyaz nasıl hızlı gitmiyor ya? Ama 3 tane sütü hızlı yarış yapmamız gerekiyor ki. Yarış. Koyçiro'yla bulaştık şimdi. Şeye doğru gidiyoruz. Ara 34'e doğru gidiyoruz. Bir bakalım nasılmış Ara 34. Dedim sen sor hacı. Wow. Bayağı sevdi. Arkadaşlar bu nedir ya? Bir dakika bakalım. Ben bir iyice bakayım. Size anlatacağım. Efendim selamünaleyküm. Bera'yla beraber hafta sonu araba avına çıktık. Bu arabayı ben birkaç aydır takip ediyordum. Sonunda sahibine de ulaştık. Evet, Bera'yla beraber GTR'la geldik buraya. Şimdi size arabayı anlatmaya çalışacağım. Ama dudaklarınız uçuklayacak. Şimdiden hazır olun. Kreminizi falan yanınıza alın. Dudaklarınıza sürersiniz. Bakın, benim dudağım uçukladı. Başlayalım mı? 1999 model GTR V-Spec. Efendim, ilk sahibi bu arkadaşımız. 1999 yılında almış. O zamandan beri kendisinde. Boyası, orijinal boyası ama birkaç parçasını karbon fiberle değiştirmiş. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Birincisi bu alttaki diffuser karbon fiberle değişmiş. Egzoz kontrol edilebilen HKS de değişmiş. Şurası karbon fiber. Spoiler'ın bacakları karbon fiber. Bunlar kaplama değil. Bir de bu adjustable var ya şey spoiler'ın arka tarafı. Bu ayarlanabilir yer karbon fiber. Çatıyı komple buradan kesmiş. Kendisi karbon fiber yapmış. Çatı komple karbon. Efendim ön kaput olduğu gibi karbon. Bir de bugün yağmur yağacaktı normalde. Dedi ki arabayı şu dükkana götüreceğim. Yağmur yağmadan önce. Çünkü birazdan yağmur yağacak. Siz gelip orada görün dedi. Sebebi ise bu arabanın şimdiye kadar hiç yağmur altında kalmamış olması. Kaliperler ve diskler endless. Bunlar zaten önceki videoda söylemiştim. 2 milyon yen civarı yapıyor zaten. Sadece bunlar. Arkadaşlar sadece fren takımı bu arabanın 100 bin lira civarında. Şimdi mesela bonetto va iyi deska. Ona karışmaz. Efendim ön tarafı gördüğünüz üzere Z-Tune bumper var ön tarafta. Yani Z-Tune nedir o? Tamponlar var. İçeride güçlendirilmiş HKS turbo var. Efendim motoru normalde fabrika çıkışı olarak 280 beygir olarak üretilse de bu arkadaş bu arabayı şu an 550 beygir yapmış. İlk sahibi ve kendisinin araba dükkanı var. Araba dükkanında böyle arabayla oynamış. Burada da bir tane RS var. Bak. Audi RS'te benim jantın aynısı var. Supra'dakinin. Fark ettiniz mi? Markası da modeli de aynı. Demek ki insan dikkat edince farkına varıyor. Normalde farkına varmam ama dikkat ettiğim için. Şimdi bu aynaları komple karbon fiberle değiştirmiş. Bir arkadaşı hediye etmiş. Bana diyor ki bunu alırsan eğer diyor aynaları değiştireceğim. Orijinalini takacağım. Haberin olsun diyor. Bunları veremem diyor. Çok değerli bir arkadaşımdan hediyeydi diyor. Ben de dedim sıkıntı yok. Sen de bana hediye edersin. Hallederiz. Şu titan boltlara bakar mısınız? Şeyleri. Yani adam detaycı ya. Şuraları bile bakın. Engine yani engine cover'dakileri, motor kapağındakileri bile hepsini detaylı yapmış. Bununla övünüyor yani. Ben çok güzel yaptım oraları diye. Dedim güzel olmuş hacı. Allah. Arkadaşlar bu araba 54 bin kilometrede ve düşünsenize ilk sahibinden ya. İlk sahibinden. Yani arabayı full yapmış lakin herhangi bir piste falan çıkmamış. Koltuklar Recaro. Hayatımda gördüğüm en temiz kalan Recaro koltuk yani. Hakikaten tertemiz. Işık ortamı biraz düşük ama temiz olduğu görünüyor. Bir de şunu söyleyeyim size. Hiç kimseyi arabasına henüz ayakkabıyla bindirmemiş. Bana diyor birazdan turlayalım diyor. Ama diyor ayakkabılarını çıkartacaksın haberin olsun diyor.
6 vites manuel. Manuel ehliyetimi de aldım geçenlerde bu arada. Instagram'dan söylemiştim herhalde, duyurmuştum da. Ya da duyurmamış da olabilirim. Şu an çok hatırlamıyorum ama. Manuel ehliyetimi aldım. Artık manuel tamamdır. Şu içerileri, ortaları karbon yapmış yine. Direksiyonunu değiştirmiş. Dediğim gibi turbolar güçlendirilmiş. Bak 2.0'a kadar çıkan turbo var. Normalde orijinalinde 1.0'a kadar çıkıyor ya. Roll bar muhteşem. Arkadaşlar Bayside Blue zaten körfez mavisi rengindeki bu model en pahalı R34 modelidir. Bunlar da zaten her geçen gün fiyatını artırıyor. Artırdığı için de bir tane alıp biraz kenarda tutmak lazım diye düşünmüyor değilim. Güvenlik olsun diye bakın buradaki kilidini kaldırmış. Ve kapılardaki kilitleri kaldırmış. Tamamen kendisi açabiliyor. Anahtarla açılmıyor. Çünkü diyor ki Japonya'da da olsa araba çalıyorlar diyor. Bu tarz limited arabaları, yani bu tarz sınırlı olan arabaları çalıyorlar diyor. O yüzden tüm güvenlik önlemlerini almış. Düşünsenize ya, şu renk bu arabanın orijinal rengi. Bu yaşında. İnanılmaz bir şey ya. Muhteşem. Şimdi birazdan arabayı kaldıracağım. Altını göstereceğim sizlere. Altına da bir bakalım beraber. Evet arkadaşlar, bu arabayı R35'i satarsam kendime düşünüyorum. Adama dedim direkt takas edelim. Dedi senin araban iyi güzel, sıkıntı yok dedi. Ben dedi aldığım arabayı sıfır alırım dedi. Yıllarca kullanırım dedi. O yüzden dedi şimdi 2019 GTR'ı aldığımda da dedi onu da uzun seneler kullanacağım dedi. Ne oldu, babanın göbeğine mi dokunuyor ne oğlum? Canım benim. Evet, Bera ile beraber hafta sonu böyle araba avına çıkıyoruz benim oğlumla. Bera, beğendin mi GTR'ı? Beğendim. Nasıl? Rengi güzel mi? Güzel. Mavi mi güzel, beyaz mı güzel? Hangisini alalım? Mavi. Mavi mi güzel? Çünkü senin en sevdiğin renk zaten mavi değil mi? Ben mavi sevdim. Nerede GTR yazıyor? Tam. GTR. Aferin sana. Beyaz arabada GTR yazıyor mu? Aynısı mı yazıyor burada da? GTR. Evet. GTR. Tamam gel. Kapıları açınca arabanın altından mavi ışıklar yanıyor. Onlar da hoş. Gece daha hoş görünür umarım. Şu alt tarafta da yine mavi ışıklandırmalar var. Kilometresini göstereyim size. 54.000 kilometrede. Şu aşağıya bir tane televizyon taktırmış. Şurada da bilgi aldığı bir ekran var. Orada şu an neleri gösteriyor? Egzozun ayarlaması. Sesli, sessiz falan. EKS'lerin. Burada timer var. Bu tarz arabaları bulmak çok zor arkadaşlar. O yüzden ben bunların biraz peşine düşeceğim, bu tarz arabaların. Bunu belki alırız, alamayız bilemiyorum. Zaman ne gösterecek? R35'i şimdi satsam şimdi alacağım kesin de. Bakalım zaman ne gösterecek? Bunu bir an önce gitmeden almak lazım. GTR'dan sonra da nasip olursa bir tane NSX düşünürüz. Bakalım. Hayırlısı. Her şey olacağına varır ya. Çok da sevmemek lazım. Çok sevince hep gider. Arkadaş diyor ki bunun hemen kapanmamasının sebebi diyor. Contaların hepsi diyor. Fitillerin hepsi yeni değişti diyor. O yüzden de hemen kapanmıyor daha diyor. Kimse kullanmadığı için arabayı diyor. Araba alışık değil diyor. Bak hemen kapanmıyor, görüyor musun? Biraz daha güçlü. Vururuz ya, sıkıntı değil. Arabayı alalım, onu da yaparız. Hallederiz. Şimdi de size arabanın altını göstereceğim. Bir dakika oğlum. Arkadaş bir kaldırsın yukarı kadar. İnanılmaz bir şey ya. Diffuser, all carbon, hepsi carbon. Şimdi araba temizliği görün arkadaşlar. 99 model araba nasıl oluyormuş? Nasıl temizliyor? Araba değil bu, pardon, özür diliyorum. GTR, V-Spec. Aa, Sugoi'na. Çok temiz lan. Dükkanın içinde de liftler çok güzel yalnız değil mi? Yani direkt yerden, hiç yer kaplamıyor. Bir temizliğe bakar mısınız? Kablolamalar muhteşem. Hayya maşallah. Şuna bakar mısınız?
Berat temiz değil mi araba? Çok temiz değil mi? Altı temiz. Çok temiz değil mi altı? Süspansiyonlar abicim. Haykes sistemi. Bak. Haykes'in parçaları. Lastikler gayet güzel. Advan. Advan yani Yokohama. Jantlar abicim. Onlar da Advan GT. Frenler Endless. Kaliperler Endless. Araba muhteşem ya. Yok böyle temizlikli araba ya. Evet. Bir de size bagajın içini göstereyim. Şuraya LED lambalar koymuş. Şuraya da koymuş. Tabi biraz gece olsa daha güzel görünür ama. Wi-Fi. Yeah. So that you can see the. Hontani. Yeah, it's true. So that means. Ben diyor yağmurda hiç yağmadığımı diyor şeylerden görebilirsiniz diyor. Ben wiper'ları, silgeçlerin hepsini söktüm diyor. Hepsi bagajda diyor. Çünkü zaten kullanmıyorum. Wiper kullanmam arabamda diyor. Gördüğünüz gibi mavi tıkaçlarla tıkamış. Bu da abartmadığımızın, yani arkadaşın abartmadığının kanıtı. Ya böyle yani siz... Ben burayı çok beğendim. Ben de çok beğendim oğlum. Adama sapık diyebilirsiniz ama hakikaten... Adam silgecini bagajında taşıyan başka da bir araba ya da araba sahibi göremeyiz herhalde. Efendim Koyçoğlu'dan tam ayrılacaktım. Bu da onun GTR'ı. Hemen dedi getireyim. Yeni yaptığım interior'ı göstereyim dedi. Yani arabanın iç kısmını. Şimdi onu gösterecek. Ona bakacağız. Şöyle ikisinin beraber de videolarını ve fotoğraflarını çekeyim. Sizle paylaşayım. Efendim bunu daha önce size göstermiştim. Bu V-Spec Z-Tune. Orada çalıştırdı arabayı. Z-Tune body kitli GTT. Çok güzel detayları var bu arabanın yanınıza. Bunu da satacağım diyor. İstiyorsan sen sat diyor. Yurt dışına gönderebilirsen gönder diyor. İçini kendi yaptı arkadaşlar. GTR 34 şeyi taktı, MFDS'i taktı. İçeri karbon yaptı ve rengini görüyorsunuz. Aynı. Bizimkiyle aynı renkte. Çok da güzel, şahane yapmış ha. Kendisi de çok temiz kullanıyor. Arkaları dahil yapmış. Muhteşem bir araba. GTT dediğim gibi ama tamamen GTR görünümlü.